Herkese merhaba gençlik. Yeni bir taktik yöntemle karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda size sağlam bir yöntem göstereceğim. Bayağı bir işinize yarayacaktır arkadaşlar. Göstereceğim yöntem normal şu aşağıda görüyorsunuz zaten canımız var ya. O canımızın aşağı yukarıya 8-9 tane daha eklendiğini düşünün. Yani God modda olmayacağız ama yani ölümsüzlük hilesi gibi değil. Yani ölümsüzlük hilesi zaten değil ama canımız şu anda neyse en az 8-9 tane de olduğunu varsayalım. Öyle diyeyim ben size. Şimdi bu yöntemi fazla uzatmadan zaten gördüğünüzde anlayacaksınız. Nasıl yapılıyor, nasıl ne işimize yarıyor ondan bahsedeyim. Bu yöntemi yaptıktan sonra arkadaşlar lobiden çıkmadığınız sürece yani misal Terrorbyte, MOC görevleri, ondan sonra Bunker'daki final öncesi prepler, final öncesi bütün görevler, artık lobide ne yapabiliyorsanız bu yöntemi aktifleştirdikten sonra kolaylıkla yapabilirsiniz. Çünkü canımız normalinden en az 8-9 daha fazla olacak. Bunun da İngilizcesini size söyleyeyim. Overpower glitch arkadaşlar. Yani maksimum canımız olacak. Evet, bu kadar uzattığımız yeter. Bence direktmen yöntemimize başlayalım. Şimdi biz de ilk önce bu yöntem yapabilmemiz için şöyle bir tane ISI tavsiye ederim size arkadaşlar. Ve ISI'nin etrafında da şu gördüğünüz aracın tikenleri var. Aracınıza bu tikenleri modifiye ediyorsunuz. Aracınızı yanına çağırıyorsunuz ve ardından da son olaraktan ikinci şeyimiz, o da bir silahçıdan zırhlı çelik ceket almamız gerekiyor. Onu da şöyle gidelim, bakın buraya. En sondakini alıyorsunuz. Aldıktan sonra arkadaşlar touchpad'imize basalım, ardından envantere giriyorsunuz ve burada zırhı üstünüzde gözükmesi gerekiyor. Bakın şu anda satın aldığımız en sonuncusu üstümüzde gözüküyor. Bunu bu şekil yapıyorsunuz ve ardından da kendimizi glitch'e sokmaya gidiyoruz. Onu da nasıl yapacağız? Aracımızın yan koltuk, yani yan şoför tarafına doğru gidiyorsunuz. Şimdi burada dikkatli bir şekilde araca tam yanaşmadan şöyle gidelim ve ardından da ve gördüğünüz gibi bu şekil aracı doğru çömelmeniz gerekiyor. Onu da hemen şöyle göstereyim. Bakın geliyorum. Araca doğru çömelirken burada bu şekil dikkat ediyorsunuz. Ölmüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi doğru nasıl yapılır onu göstereceğim. Aşağıda görüyorsunuz hem canım hem de çelik ceketim şu anda full ikisi de. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra aynı videonun başında nasıl gösterdiysem çelik ceketi satın alıyorsunuz ve üstünüze giyiyorsunuz. Ardından da aynı bu şekildeyken ISI'nizi çağırıyorsunuz ve ISI'nizin arkadaşlar yan koltuk, yani yan şoför tarafında iki kapının arasında, yani kapıya doğru gidiyorsunuz yavaşça. Ardından burada R1 tuşuna basıp aynı bu şekilde gördüğünüz gibi araca yaklaşıyorsunuz. Şimdi burada arkaya doğru şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi gidiyorum. Ve arkaya geldikten sonra arkadaşlar herhangi bir tane silah alıyorsunuz. Ardından şöyle 1, 2, 3, 4 fark etmiyor. Yani 4-5 kez daha alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ardından arkadaşlar şöyle normal bir şekilde dışarıya çıkıyoruz. Daha doğrusu araçtan ileriye. Ve şimdilik normalinde yöntemimiz aktifleşti arkadaşlar. Yani lafın kısacası şu anda en az aşağıda gördüğümüz canımız neyse 9-10 tane daha fazla olduğunu varsayın. Ölümsüz değiliz ama dediğim gibi canımız aşağıda ne görüyorsanız en az 9-10 tane daha fazla olduğunu varsayalım. Şimdi bu yöntemin nasıl aktifleştiğini görmek için ne yapıyoruz? Şöyle normal bir şekilde ardından gidelim. Bakın ateş gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar el bombası patladığı halde canım sabit kalıyor. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Direktmen hani
ölümsüz yöntemi değil zaten. Bu yöntemin aktifleşti mi değil mi diye araçtan çıktıktan sonra şöyle bir el bombası falan yere attığınızda karakterinizin zaten ölmediğini göreceksinizdir. Şimdi benim daha önceden canım zaten azdı diye ölü oldu ama bakın şu anda polisler falan geliyor ve bize bir sıkmasını bakalım. Sıkınca edince veya şöyle hatta bir kez daha bomba atayım. Gördüğünüz gibi şu anda bakın bomba da patladı. Adamlar da sıkıyor polisler. Canımız şu anda az önce belirttiğim gibi aşağıda ne gözüküyorsa en fazla 9 veya 10 tane daha fazla canımız olduğu için arkadaşlar şu anda sabit kalıyor. Tabii ki bu bir zaman sonra artık 9-10 tane neyse ne kadar fazlaysa canımız azaldıkça arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz canımız da bir zaman sonra azalmaya başlayacaktır. Şimdi onu da size şöyle göstereyim. Polisler bize sıksın bakalım ne zaman sonra canımız azalmaya başlayacak. Bu yöntemi de şöyle beklerken tekrar bir detay geçeyim. Final öncesi preplerde, MOC görevlerinde veya artık arkadaşlar araba çalma veya ofisti, şuydu buydu, laptoptaki bütün görevleri lobiden çıkmadığınız sürece bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bence bayağı bir sağlam bir yöntem, taktik. Bunu yapması da kolay. Ardından da zaten görüyorsunuz bu şekil bendeki gibi olacak sizde. Evet. En az 1-2 dakikadır neredeyse sıkıyorlar ve hala arkadaşlar canımız gitmiyor. Yani burada ban riski yok. Herhangi bir şey riski yok arkadaşlar. Çünkü kendimiz God Mode'da değiliz. Sadece canımız normalinden 9-10 defa daha fazla. Öyle diyelim. Ve şimdilik de bakalım. Artık bekleyelim, onu da size göstereyim. Canımız ne zaman, ne kadar bir süre sonra aşağı yukarı azaldı. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi canım, bakın burada, şu anda azalmaya doğru durdu. Ve hareket ettirince karakterimi tekrar sabit durmaya başladı, öyle diyeyim ben size. Ama gene de hızlı gitmiyor arkadaşlar. Yani şu an aşağı yukarıya 10 dakikadır neredeyse sıkıyorlar bana. Ve canım aşağı yukarıya zaten en son gördüğünüzden beri bu kadar gitti. Yani artık gerisini siz düşünün. Ne kadar çok canımızın olduğunu. Yani videonun başında en az 9-10 defa ne varsa canımız daha fazlası var dediydim ya. Bence 10 değil de 20 defa da olabilir. Çünkü bakın adamlar non-stop yani durmadan sıkıyor ve hala canımız gitmiyor arkadaşlar. Evet, fazla da bence bunu uzatmayalım. Yöntemi nasıl olsa size gösterdim. Bakın şu anda iniyor ve sonunda öldü arkadaşlar. Evet, sonunda öldü ama dediğim gibi en az durmadan yani 10 dakika boyunca sıktılar. Öyle diyeyim ben size. Zaten bu yöntemi ben size gösterdim. Artık siz de kendiniz denersiniz ve eminim ki hoşunuza gidecektir. Çünkü bu yöntemle arkadaşlar lobiden çıkmadığınız sürece istediğinizi yapabilirsiniz. Yani zaten videonun başında da dedim o kadar çok yöntem var arkadaşlar. Hem God Mode'u kullanaraktan banman riskini de yememiş oluyorsunuz. Bu yöntemi size tavsiye ederim. Fazla da uzatmadan evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gider diyorum. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.